sıkıntılar yüreğini sardığında dert etme, dua et. Hastalıklar, sıkıntılar yüreğini sardığında dert etme, dua et. Çünkü Allah'tan ümit kesilmez. Çünkü Allah'tan ümit kesilmez. Çünkü Allah'tan ümit kesilmez. Çünkü Allah'tan ümit kesilmez. Onun adı Rahman ve Rahim olan, Settar ve Gaffar olan, Rezzak ve Kerim olandır. Onun adı Rahman ve Rahim olan, Settar ve Gaffar olan, Rezzak ve Kerim olan, ya Celil Allah. Onun adı Rahman ve Rahim olan, Settar ve Gaffar olan, Rezzak ve Kerim olandır. Onun adı Rahman ve Rahim olan, Settar ve Gaffar olan, Rezzak ve Kerim olan, ya Celil Allah. Yüreğini sardığında dert etme, dua et. Çünkü Allah'tan ümit kesilmez. Çünkü Allah'tan ümit kesilmez. Çünkü Allah'tan ümit kesilmez. Çünkü Allah'tan ümit kesilmez. Onun adı Rahman ve Rahim olan, Settar ve Gaffar olan, Rezzak ve Kerim olandır. Onun adı Rahman ve Rahim olan, Settar ve Gaffar olan, Rezzak ve Kerim olan, ya Celil Allah. Onun adı Rahman ve Rahim olan, Settar ve Gaffar olan, Rezzak ve Kerim olandır. Onun adı Rahman ve Rahim olan, Settar ve Gaffar olan, Rezzak ve Kerim olan, ya Celil Allah. Ne güzel bir beste olmuş. Teşekkür ederim. Ağzına gönlüne sağlık. Eyvallah, sağ olasın dostum. Ne yaşadın? Hani bir şeyden mi etkilendin bu sözleri yazarken? Hastalıkla, sağlıkla derken. Tabii hayatımızda birçok hastalık, sıkıntı çekiyoruz. Ailede oluyor, dışarıda oluyor. Bir an için aklıma öyle bir söz geldi. Hani tek dayanağımız da tabii ki Rabbimiz. Tabii ki. Dert etme, dua et, yani her şeyin sonunda bir çıkış vardır, her sıkıntının sonunda. Kolaylık öyle vardır. Bir kolaylık vardır. Söz yazmak istedim. Yazdım, o anda da bestelemek aklıma geldi. O şekilde çıktı bu eser. Çok da güzel tabii olmuş. İlk defa ben de, o kadar yakınız, yani. Ben de ilk defa dinliyorum bu eseri. Eyvallah. İlk defa eşlik ettim, bir kusurum olursa da affola. Efendim bu hafta çok değerli dostum, arkadaşım. Eğitimci, sanatçı kardeşim, yol arkadaşım Ahmet Evren Esen bizlerle ve sizlerle beraber. Tabii biz uzun soluklu süreçlerde, televizyonlarda, çeşitli konserlerde, programlarda beraber müzik yapıyoruz.
başka arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla ama hani böyle özel muhabbetlerimiz de oluyor Ahmet'le beraber, Ahmet Hocam'la beraber. Böyle gitarlarımızı yanımıza aldığımız anlarda, bazen dağ başında bir köy evinde böyle muhabbetlerimiz oluyor. Belki o tatta da yürüyecek biraz ama sizlerle daha yakından da ben tanıştırmak istiyorum kendisini. Benim sanatçı dostum Ahmet Evren'i sen hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii sanatçılıkla beraber yani hem solist hem gitar sanatçılığıyla beraber bir de hayatımızın büyük bir bölümünü kapsayan bir eğitimcilik süreci de var. Evet. Aslında buna biraz değinmek isteriz. Çünkü hem bu kadar deneyimli hem de bu kadar dertli işini yapan insanın, özellikle müzikle ilgilenerek işini yapan insanın az olduğu kanaatindeyim. Çocuklara dokunmak istiyorsun. Şu anda da bizi izliyorlar muhtemelen. Önce onlara bir selamla girmiş olalım. Buyur. Evet. Şimdi tabii öğretmenlik mesleğine girişimde şunlar çok etkili oldu. Ben önceden ticari sesinde okudum ve sonrasında Hacettepe muhasebede okudum. Evet. Hani ticari sesi okuyunca ek puan verdiği için orayı kazandık. Ama tabii içimizde hep bir müzik aşkı vardı. Yani şöyle söyleyeyim, okula bile ben gitarla gidiyordum. Eyvallah. Ama tabii eskiden şimdiki olduğu kadar yönlendirme yoktu. Hani müzikle ilgimiz var ama bizi yönlendirecek bir kişi yok. Hani rehber öğretmen olsun, şey olsun. Eski eğitim sisteminde bunlar çok yoktu. Evet. Sesimin güzel olduğunu düşünen bir kardeşim dedi, müzik öğretmeni düşünmez misin? Olur ama dedim, sınavı nasıl olacak, kazanacağım falan. O da mülakatla alınıyor dedi. Yani ben onun mülakatla alındığını bile bilmiyordum o zamanlar. Normal ÖSS ile alındığını falan sanıyordum. O şekilde ilerledi süreç ve ben okulu bıraktım. Hacettepe'de. Üniversiteyi bıraktım. Üniversiteyi bıraktım. Çünkü bırakmak zorundasın ki oraya odaklanasın. Evet. Bıraktım ve çok şükür hazırlandık kendi çabamızla. Konya Selçuk Üniversitesi'nde müzik öğretmenliğini kazandım. Oradaki ana çalgımız neydi? Oradaki ana çalgım çello'ydu. Değişik bir şey olsun dedim. Çello çalgısını da çok severek çaldım o zamanlar. Sonra tabii mesleğe başlayınca. Ya öğretmenliğe girince çello gibi, keman gibi böyle bireysel solo enstrümanları kullanmak, yan flüt gibi ders ortamında biraz zor oluyor. Zor oluyor. Mecbursunuz eşlik çalgılarına yönelmeye değil mi? Ondan sonra yüzüne bakmadığımız flüt bizim için çok önemli bir çalgı olmaya başladı. Tabii şu anda o zamanlar ilk öğretimde, ortaokulda çalışıyordum. Şimdi lisedeyiz. Dediğim gibi öğretmenlik mesleği de çok güzel. Özellikle tabii beni bu işte adapte eden de şey oldu. Eski öğretmenlerim gibi olmayacağım. Şunu çok iyi hatırlıyorum, ortaokul yıllarında flüt dersindeyiz, müzik dersindeyiz pardon, flüt çalıyorum. Flütten ibaret olduğu için müzik dersi. Ve yanlış çaldım. Bir an parmağıma bir şey, şiddet uygulandığını gördüm. Baktım öğretmenim flütle vurdu parmaklarına ve çal dedi yani. Düşün, böyle bir baskıcı bir ortamda müzik eğitimi. Ve müzik dersimde ortalaması 60 falandı yani. Evet. Ben aynı şeyden muzdarım. Ben de müzik öğretmeniyim ama yani bizde onluk sistemde 6'dan yukarı not alamamış bir müzik öğretmeniyim şu anda. Değişik bir durum. Yani bizim derslerimizin notla değerlendirilmesi çok da doğru değil. Çünkü herkesin yeteneği farklı. Bir de şöyle bir düstur yok mu Ahmetciğim ya? Peygamber Efendimiz söylüyor ya, sevdiğiniz nefret ettirmeyiniz diye. Yani bunu tüm hayata aslında adapte edebiliriz bu sözü. Yani kesinlikle. Biz kendi mesleğimizi, kendi öğretmek istediğimiz şeyi nefret ettirerek öğrettiğimizde bir faydası olmuyor onun çocukta yani. Bir de herkesin alabileceği, herkesin yapabileceği şeyler çok farklı. Herkes de aynı yetenek düzeyi yok. Ama herkes de yetenek var ama aynı düzeyde değil. Herkes ne yapabiliyorsa çabası çerçevesinde o seviyeye geliyor. Ya bizim işimiz orada bir madenci gibi nasıl altını bulup onu değerli hale getiriyorsa o şekilde yetenekli çocukları yönlendirmek, daha bilinçli bir şekilde yönlendirmek ve eğitim almalarını sağlamak. Yani ben İmam Hatip Lisesi'nde çalışıyorum ben. Hangisi olduğunu şimdi söylemeyelim. İzleyiciler merak etsin. Evet.
acaba bu hoca, bu öğretmen hangi okulda, bu kafadaki bir öğretmenle bizim çocuklarımız buluşur inşallah diyenler vardır. Bir eser seslendirelim, sonra okula girelim. Olur, olur tabii. Tamam. Ne yapalım? Yine senin bestelediğin bir şey mi söyleyelim, yoksa özellikle gençlerin çok sevdiği bir şey mi söyleyelim? Bence Yunus'tan gidelim. Yunus'tan gidelim. Olur. Tamam. Yunus Emre'nin tabii çok beğenilen, herkesin bildiği Canım Kurban Olsun diye evet. ilahisi var. Onu ben farklı bir formatta besteledim. Hani evet. biraz daha gençlere yönelik. Kulakların en azından kalsın değil mi? Evet. Çok güzel. Tonumuz ne? Onu seslendirelim inşallah. Mi. Mi. Tamam. Şefaat eyle bu kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kenter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevkü sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevkü sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Eyvallah.
Çok güzel olmuş. Tabii klasik Türk müziği içerisinde birçok farklı makamda bestelenmiş bir söz bu. Yunus Emre o kadar özel ki, o kadar özel sözler yazmış ki. Yani yazdığı sözler, evet makamsal da olur, tonal da olur. Her şey oluyor. Her şey olur. Mühim olan o sözleri biz önce kendi gönlümüzle, kendi ruhumuzla, sonra da başka gönüllere, başka ruhlarla, farklı tınılarla iletmek. Tabii Yunus'un her sözünü seslendirdiğimizde, söylediğimizde 800 sene öncesine gidiyoruz. Nasıl bir insanmış acaba diye merak ediyoruz gerçekten de. Hani inşallah cennetinde Allah bizi buluşturur. İnşallah. Sözleri orada da seslendiririz inşallah. Yani Yunus'un sözlerini bestelemesi bana daha rahat geliyor. Neden? Çünkü hani müsait, bir de hissedebiliyorsun o duyguyu. Çok samimi yazılmış. Samimi, kesinlikle. Yani. Sanki müzik kendi kendinden geliyor gibi. Yani. O aşkı anlatmış. Yani. Aynen. O kadar güzel anlatmış, o kadar duru anlatmış. Bu kadar, yani canım kurban olsun senin yoluna. Çok net bir söz. Net, yani. Evet. Yani hani üstünde çok böyle çiçekler... Herkesin anlayabileceği bir söz. Ve inanılmaz da sanatsal da geliyor yani. Tabii tabii. Eyvallah, gönlüne bereket. Eyvallah, Allah tesirle eylesin. Amin inşallah. Şimdi okula dönelim. Evet. Hangi okulda çalışıyoruz? Yani buradan şimdi belki hem öğretmen arkadaşlar izliyorlardır, hem çocuklarımız izliyorlardır. Veliler de merak ediyordur. Bizi izleyen başka, senin velin olmayan veliler de merak ediyordur. Acaba hocamız hangi okulda? Evet. Demet Evler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeyim. Geçen sene okulumuzda proje okulu oldu. Fen ve sosyal bilimler alanında. Evet. Puanla da öğrenci alıyoruz. Normalde alıyoruz. Yaklaşık 10 yıldır bu okuldayım. Okulumdan çok memnunum. Eyvallah. Müdürümüze selamlar filan. Müdürümüze selamlar. Kadromuz, öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz gerçekten çok iyi. Çok güzel. Mutlu bir şekilde okula gidiyorum. Şimdi okuldan gidiyorum. Bunlar çok önemli. Kesinlikle gençlikten sürekli olumsuz anlamda dem vuruyoruz. Aslında bunun nedeni de biraz şu oluyor. Hep olumsuz örnekleri biz sosyal medyada, işte haberlerde, şurada burada görüyoruz. Yani haberleri açtığımız zaman olumlu örnekleri görsek, hiç olumlu bir şey olmuyor mu okullarda? Ne oluyor? Hiç güzel örnekler yok mu? Hep olumsuzlar, şu oldu, bu oldu, bu bunu dövdü vesaire. Sen ne düşünüyorsun gençlikle? Yani Z kuşağı diye bir kavram çıkarıldı. Hani bunlar bir işe yaramaz, adam olmazlar. Bunlara işte ulaşamayız. Ben bunun çok doğru olduğuna inanmıyorum. Bir de bir kuşak çatışması var tabii ki. Yani kendi çocuklarımızdan da biliyoruz. Anlaşamadığımız durumlar oluyor. Oluyor. Onları da anlamak lazım. Seviyelerine inmek lazım biraz. Özellikle tabii o yaş farkı daha çok olan hocalarımızda daha fazla bir çatışma olduğunu düşünüyorum. Yani eski imam hatipler bizim böyle miydi? Eski okullarımız biz öğrenciyken böyle miydik? İşte hocalarımızdan korkardık. Ben orada şunu olduğunu düşünüyorum. O bir saygı değildi bence, bir korkuydu. Yani ben hocalarımdan korkardım. Sevdiğimden değil ama. Önemli olan öğrencinin öğretmenini sevdiği için saygı duyması. Evet. O sevgiyi yakalamak önemli. Yoksa korku değil yani. Hepimiz bir dayak yemişizdir yani ortaokulda, lisede. Öğretmeni sevdiğimizden mi acaba o saygıyı duyuyorduk, önünde böyle duruyorduk? Hayır, korktuğumuzdan. İki taraflı korkuyorduk. Bir de evde dayak yeme durumu vardı ya. Bir de anneler babalar, işte eti senin kemiği benim. Evet. Ya şu da söylenen bir şey psikologlar tarafından da. Çocuklar üzerinde en az etkili olan telkin, bizim zamanımızda şöyleydi evet, telkin. Kesin. Yani bilmiyorlar o zamanı çocuklar. Yani bilinmeyen bu kıyas artık... Bu kıyası bence çocuklara yapmamak lazım. Evet. Hani içimizde belki ah geçireceğimiz şeyler olabilir. Tam tersi düşüneceğimiz, ya bizim zamanımızda şöyle olumsuz şeyler vardı, şimdi böyle olumlu şeyler var diye de söylemiyoruz hiç. Evet. Yani bu kıyası bir de olumlulaştırarak da yapmak lazım. Çocukları biraz onur etmek, belki hayat hazırlama bağlamında. Tabii ki her şey müthiş değil yani. Değil, değil. Ya anlamak lazım. Bir defa telefon olayı gerçekten çocukları bayağı bir hırpaladı yani. Hı-hı. Çok bağımlılar gerçekten. Biz şimdi geçen yıl telefonları topladık. Öyle bir uygulama getirdik okullarda. Gayet de iyi oldu yani. Çünkü derste telefon,
teneffüste telefon, evet. sürekli sosyal medya çıldığında. Ben de bir örnek verebilirim. Uygulama iyi olur. Aslında keşke bunu toplamadan yapabilsek. Yani çok öğrencilerin zor. Onu kapalı tutmasını sağlayabilsek ama çok zor. Çok olmuyor zor. Gerçekten. Yani şöyle bir şey yaptık biz de. Hani bizi izleyen idarecilerimiz varsa örnek de olsun. Bir üniversite gezisi düzenledik çocuklarla. Ve giderken de telefonlarını aldırtmadık. Normalde işte storyler çekilir, yolculuk vesaire üniversite içerisinde. Ki üniversitede böyle çok güzel bir üniversite gerçekten de. Özel yapılmış. Bütün mimarisi özel tasarlanmış bir üniversite. Ama dikkatimi çekti. Çok o kadar verimli geçti ki çünkü çocuklar bütün anlatımlara, yani bize sunum yapan hocaların bütün anlatımlarına dikkat kesildiler. Çünkü onları oyalayacak bir ellerinde bir cihaz yoktu. Evet. Yani çevrelerine daha net bakabildiler, hocaları daha iyi dinleyebildiler. İşte çeşitli odalar ya da kütüphaneler gezildi, sınıflar gezildi, oraları daha net incelediler, sorular sordular. Yanlarında telefon olsaydı böyle olmayacaktı yani. Yani biz genel olarak her şeyi fotoğraflama, video çekme taraftarıyız. Evet. Ama bu o anlık zevk almamızı bence sıkıntıya evet, sokuyor. Aslında hayatı kaçırıyoruz. Kesinlikle. Yani bir konsere gidiyoruz. Geçen işte bir konsere gittim. Hı hı. Önde oturan amca konserin hemen hemen yarısını videoya çekti mesela. Hiç bakmıyor bile sahneye. Hep oraya bakıyor. İşte canlı yayın açıyor. Sürekli. Yani konserde benim aldığım zevk kadar aldığım zevki alamıyordur diye düşünüyorum. Evet. O zaman sen buradayken canlı canlı bir şey daha yapalım. Olur. Ne yapalım? Yine Yunus'tan bir şey yapalım mı? Aykut abinin güzel eserini. Olur. Gönüller yapmaya geldim. Olur olur. Sen olur seslendir. Tamam. Ben eşlik edeyim. Olur. Yani inşallah. Benim bunda kararım yok. Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metalım çok. Alana satmaya geldim. Dost esrü değilim. Aşıklar bilir beni. Deşür ben ikiliyim. Birliğe bitmeye geldim. Ben gelmedim dava için, benim işim seni için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre maşuk olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek evin kapısında canım arz etmeye geldim. Şad olup ötmeye geldim. Bunda iş olan canlar anda bilişir vermiş. Bilişü ben hocam ile halim arz etmeye geldim. Ben gelmedim dava için, benim işim senin için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre maşuk olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek elin kapısında canım arz etmeye geldim. Ben gelmedim kavga için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre maşuk olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek elin kapısında canım arz etmeye geldim.
Aykut abiye de selam olsun. Evet. O da gençliği çok etkileyen. Kesinlikle. Gerçekten yaptığı eserlerle, ezgilerle hem Yunus'la buluşturuyor, hem Necip Fazıl'la buluşturuyor. Bazen Karakoç Hoca'yla buluşturuyor. Bazen kendi gönlünden geçen o güzel sözlerle, bu büyüklerin bir anlamda öğretileriyle bezenmiş güzel sözlerle buluşturuyor. Evet, özellikle nereye kadarını çok seversin sen. Evet, çok seviyorum. Aykut abiye selam olsun. İnşallah canlı canlı bir gün beraber konuk eşlik etme şansı. Inşallah. Beraber eşlik ederiz Aykut abi. Tabii hani gençlerle iştigal ediyoruz, bulunuyoruz. Onlarla zaman geçiriyoruz. Bazen ailelerden daha çok onların sorunlarına şahit olabiliyoruz. Tam olarak sıkıntı demesek de, yani sorunları tespit ederken, ya bu işin bir saç ayakları var diye düşünüyorum. Hani bizim gördüğümüz pencereler var, ailelerin gördüğü pencereler var, çocukların da kısmen görebildiği şeyler var. Hani burada sence çocuğa düşen şey ne? Hani biz dıştan bakabiliyoruz, aile az çok dıştan bakabiliyor, çocuk neredeyse hiç dıştan bakamıyor. Ne yapmalı? Yani şimdi benim okulda gördüğüm sıkıntı öğrencilerde çok çabuk sıkılıyorlar her şeyden. Güzel. Gerçekten bunu hem derste görüyorum, hem konferanslarda, seminerlerde. Bir de ön yargılılar. Mesela diyorum size şu müziği dinleteceğim, aman hocam o mu? Şunu açalım. Ya dinledin mi müziği? Daha dinlemedin. Ya evet. Dinlemeden kötü olduğunu nereden biliyorsun? Evet. Hemen böyle bir ön yargı. Ya da yukarıda bir konferans var diyoruz. Aa yine mi konferans? Telefonları alabilir miyiz işte? Evet. Vakit geçirecek çünkü. Tabii. Hep böyle bir ön yargı var ve çabuk sıkılıyorlar. Dikkatleri çok çabuk dağılıyor. Çünkü çabuk tüketmeye de alıştılar. Kesinlikle. Yani bir şarkı çıkıyor mesela. Çok beğeniyorlar ama iki hafta sonra artık işte tüketim kültürü, popüler kültür dediğimiz şey bu. Evet. Çabuk tüketiliyor. Böyle sıkıntılar var. Gençlerin tabii biraz daha hemen eğlenip haz alabilecekleri şeyler lazım. Evet. Ama hayat böyle bir şey değil. Bir yere kadar oluyor o iş. Onlara küçük şeyler sunulmasını istiyorlar. Küçük, yani lezzetli. Tablet şeklinde derler evet, ya. Evet, evet. Küçük, lezzetli. Uzun şeyleri sevmiyorlar. Ben onun için okuldaki öğretmen arkadaşlara da diyorum. Olabildiğince bu seminerlerimizi, konuşmalarımızı çocuklara kısa tutalım, çok verimli olsun. Yani uzun uzadıya artık atıyorum bir profesörü, okula çağrılan bir profesörü, öğrenciler 80 dakika dinleyemiyor. Evet. Bırakın 80 dakikayı, yarım saat bile dinleyemiyorlar. Evet. Ya biz bile bazen sıkılıyoruz yani programlarda. Çünkü aynı ses tonu, işte görsel bir şey yok, dikkat çekicilik evet. Yok. Çocukların seviyesine inmesi lazım. İnme sıkıntı. Yani bir üniversite öğrencisine ders verilmiş gibi bazı hocalarımız sunumlar yapıyor. Tabii çocuklar anlamıyor bunu. Evet. Akademik bir dille konuşuluyor. Bunlar önemli. İşte kesinlikle. Dediğim gibi çocukların seviyesine inme derken bundan bahsediyorum. Eyvallah. Şimdi senden dinlemeyi çok sevdikleri bir eser var. Çocuklarımızın. Evet. Onu ben de sana eşlik etmeye çalışayım. Mahir Zahin'in güzel bir eseri. Evet, Mahir Zeyn'in eserleri seviliyor. Beraber çalışıyor. Tam Yusuf ve Mahir Zeyn iyi ki var diyorum var, yani. Evet. Gerçekten kesinlikle. Bu tarzdaki müziği sevdirdiler. Kesinlikle. Şarkımız Neredesin? Neredesin? Tonumuz ne olsun? Do diyez yapalım. Ben ararken sen de buldun kendimi insanlığın derseyledim derdini nurun ile aydınlıktır her yanım uğruna olsun feda bu canım canım yüreğimi sardı yine hüzün gidişim var ya hep buldu gözüm sen ne
gözüm neredesin? Nerede o gülen yüzün? Yüreğimi sardı yine hüzün. Gidişim var ya hep buldu gözüm. Senle var oldum senle hayat olur sözüm. Neredesin, nerede o gülen yüzüm? Çünkü icra eden insan, mesela bir edebiyat öğretmeni şiir yazabiliyorsa ya da bir kitap yazmışsa, bir makale yazmışsa, bir deneme hikaye yazmışsa öğrencinin gözündeki farklılık yaratıyor değil mi? Değişiyor tabii kesinlikle. Bir resim öğretmeni bir resim sergisi açıyorsa öğrencinin bakış açısı değişiyor. Tabii ki, tabii ki. Bir müzik öğretmeni de beste yapıyor, çalıyor, söylüyor, belki albüm yapıyorsa ona bakış açısı da değişiyor. Kesinlikle. Bir kere örneklikle teşkil etmiş oluyor. Öğretmenlerin de kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Evet. Yani enstrüman konusunda da daha dediğin gibi ciddiye alıyor öğrenciler böyle şeyleri. Gitar çalmak tabii çocukları daha çok etkiliyor. Evet. Ama Türk müziği enstrümanları da öğretmenler heveslenirse öğrenebilirler. Ben müzik heveslendim. Tabii ki. Yani ney mesela hiç bilmediğim bir enstrümandı. Dedim çalamaz mıyım acaba? Bir yerden başlayayım dedim. Öğrencileri de hem tanıtmış oluruz. Evet. Yani biraz uğraştım. İyi kötü. Ben senin rebap da çaldığını hatırlıyorum. Evet, öyle hevesim var benim eski çalgılara. Bir ara rebap aldım. Lavtan, ona heveslendim. Lavtan var şu anda. Bir müzik odamız var. Sağ olsun Mustafa Vakfı sponsor oldu. Müzik odamızı yeniledik. Ne kadar güzel. Yeni enstrümanlar gönderdi. O zaman Türk gelip orada müzik yapmak bize de vacip oldu diyelim. Bir dekorasyon yaptık. Çok güzel bir hale getirdik. Yani bir özel okulun müzik sınıfından bir farkı kalmadı şu anda. Eyvallah. Daha da güzel olmuş. Tabii ki. Yani ortam da önemli müzik yapmak için. Peki bir şey soracağım. Mesela niye bu tarz bir, mesela Yunus Emre'den sözler besteliyorsun. Değil mi? Evet. İşte Maiz Ayin'den, Sami Yusuf'tan ya da bizim Aykut Kuşkaya'dan, Hasan Özer'den eserler seslendiriyorsun. Neden? Niye bu tarz ya bu seçtin? Tabii ki birçok tarzda ben müzik yaptım.
halk müziğiyle başladık, özgün müzikle başladık. Hı hı. Profesyonel anlamda mekanlarda çalmaya. Hı hı. Rock müzik yaptık bazen. Hı hı. Yani müziğin ben birçok alanını seviyorum. Bu da farklı bir boyutta bizi manevi olarak besleyen, doyuran bir tarz olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu da çok önemli. Hı hı. Kesin. Bunlardan da uzak kalınmamasını doğru olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. O zaman tam bu esnada o rock müzik dediğin... Tabii senin de katkın ya. Çok bu arada. Öyle mi? Eyvallah. Elest albümün gerçekten başucu albümümdür böyle. Eyvallah. Arabamda her zaman var. Dinlediğim bir albüm. Bilal Bilgin'e de selam olsun. Evet, Bilal abinin de katkıları çok. İlahi, rock soundlı ilahiler diyebiliriz yani. Çok enteresan güzel bir albüm. Çok güzel bir albüm. İnşallah onun akustik kayıtlarını yaparız ileride. İnşallah. Tam bu esnada hani rock müzikle dedik ya, Cem Karaca'nın o güzel eserini seslendirsek beraber. Olur. Allah yar desek. Evet, olur. Evet diyelim. Derviş az, hak dost deriz, derviş az. Gelirken biraz daha özele iniyoruz Ahmet Hocam. Şimdi sizin her insanın hayatında böyle dönüşüm zamanları olabilir. Böyle kilometre taşı dediğimiz zamanlar olabilir. Ahmet Evren Esen'in böyle hayatına baktığımız zaman evet benim için dönüşüm zamanı şuydu, benim için hayatımın değiştiği zaman şuydu diyeceğin bir olay, bir kişi var mıdır? Tabii hayatımı değiştiren bu okul konusunda verdiğim karar. Hmm. Çünkü sevdiğim işi yapıyorum. Evet. Mutluyum. Bunun hayatımı değiştirdiğini düşünüyorum birçok anlamda. Hı hı. Manevi anlamda da yine tabii üniversitedeki 3. sınıftan sonra yaşadığım şeyler. Tabii Konya'da okumanın da etkileri vermiş olduğu bir güzellik var, etki var. Oranın o maneviyatından da etkilendik. Yani bu şekilde diyebilirim. Eyvallah, eyvallah. Şimdi bizim programın bir kültürü var. Evet. Sen bilmiyorsun. Bilmiyorum. Evet. Şöyle bir kültürü var. Konuklarımıza iki tane mesaj yollamalarını istiyoruz konuklarımızdan.
Neye? Bir 20 yıl önceki haline, bir de 20 yıl sonraki haline. Yani inşallah şimdi kameralar çekiyor. 20 yıl önceki Ahmet Evren Esen'e bir mesaj istiyoruz. Ve 20 yıl sonraki Ahmet Evren Esen'e de bir mesaj istiyoruz. Evet, 20 yıl önceki Ahmet Evren Esen'e... Ne söylemek istersin? Geç de karşında şu anda o genç, tabiri caizse toy Ahmet Evren Esen karşında. Ne söylemek istersin? Yani tabii 20 yıl önce çok cahildim diye düşünüyorum. Keşke bu kadar cahillik yapmasaydım. Hayatı bu kadar hafife almasaydım diyorum. 20 yıl önceki halimi düşünürsem hayatı daha ciddiye alabilirdim çoğu konuda. 20 yıl sonraki Ahmet Evren Esen için de inşallah hayallerimin gerçekleştiğini görürüm. Daha mutlu, daha huzurlu yıllar geçiririm diye istiyorum yani. İnşallah, evet, temenni ediyoruz. Eyvallah. Son ne yapalım? Sen ne istersen onu yapalım. Şöyle şimdi bir şey Cem Karaca'dan bir şey yaptık, Barış Manço'nun gönlü kalır diye düşünüyorum. Evet. O yüzden Barış ondan Manço'nun yapalım. O büyük ibretler içeren, büyük öğütler içeren bir Halil İbrahim sofrası vardır, eseri vardır. Onu seslendirelim. Onu bizi izleyen özellikle gençlerle buluşturmuş olalım. Evet. Onunla bitirmiş olalım. Son bir mesajın var mı? Seni seviyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi ki arkadaş olsun. Bil mukabele. Allah razı olsun. Çabası topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde kimininse tuzu yok.
Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna. Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Barış der her bir yanın altın gümüş taş olsa. Dal kavuklar etrafında el pençe divan dursa. Sapa kuluba kapa itibar etme dostum. İki boş tencereyin bu sofrada yediyor. Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum. İçi boş tencerenin bu dünyada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum. İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum. İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına.